Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'da Türk Yücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Red Bull Leipzig ile olacak. Şuradan rakibin bir tahmini 11'ine bakalım. Evet Forvet'te Luis Suarez var. Yani yılların golcüsü. Sağ kanatta Skov var onu tanıyorum. Sol bekte Sesenyon var onu tanıyorum. Bir de ile var stoperde. Bu oyuncu sağ bek diye ben hatırlıyorum ama stoper oynuyor bu maçta. Onun dışında çok tanıdığım oyuncu yok takımda oyuncuların yıldız derecelendirmesine bakacak olursak en kötü 3 yıldızlı oyuncuları var takım raporuna baktığımızda bizim için hiç avantajlı bir nokta yok e, ligde 2. sıradalarmış Dortmund'un ardından e, yani son 5 maçlarına baktığımızda da galip gelmişler bizimse son 3 maçımız mağlubiyet e, bakalım ne olacak bu maçtan da büyük ihtimal mağlubiyetle ayrılacağız gibime geliyor bana ama şöyle kontra disiplinli taktiğiyle oynayalım abi şey maçına çıktığımız gibi şunu pasodanı karışık yapalım. Devam diyelim. Devam diyelim. Devam diyelim. Sarıkaya gitmek istiyor kardeşim. Sağ bekim yok başka ne yapayım? Devam dedik. Devam dedik. Aa bir dakika. Bu arada e, şeyi alalım. Can Bozdani tekrardan kadroya alalım. Yunus Akgün, Berat Özdemir. Halil İbrahim Sevinç'in kart cezası da bitmiş. Onu da alalım tekrardan kadroya. Savaşçı orta saha. Berat Özdemir'i şöyle yaptık. Tamam. Evet ikinci sıradaki ligin ikinci sırasındaki ekip olan Leipzig'le olan maçımıza başlıyoruz. Liderle berabere kalmıştık. İkinci sıradaki ekiple de berabere kalsak benim için yeterli. Çünkü form grafikleri çok yüksek. Bizimse çok kötü bir form grafiğimiz var. Son 5 maçımızda sadece bir galibiyetimiz var. Onun dışında bir beraberliğimiz 3 bir beraberliğimiz 3 e, mağlubiyetimiz var. Angelino ile serbest vuruş kullandılar. Top avuta gitti. Etkili olan taraf tabii ki Leipzig ama 35. dakikadayız hala kalemizde gol görmedik çok şükür derken golü gördük evet. Lienhardt'la 1-0 öne geçtiler. Akgün köklü Gedikli'den ama geri cevap gecikmedi. 1-0 öne geçmişlerdi 37'de 39'da Gedikli'de 39'da Gedikli ile skoru Eşitledik. Tekrardan 1-1 bir bir yaptık. Ve ilk yarıyı 1-1 bir bir beraberlikle kapattık. İkinci yarıya başladık. Rakibin hata var. Lienhardt'la tekrardan farkı 1'e çıkardılar. Yani öne geçtiler. Evet. Farkı 2'ye çıkardılar şimdi de. Çönik'le. Evet kaleci bilgin bu hata savuşturmaya başardı. Rakip abi durmuyor. Bombalıyor sürekli kaleye. Evet 3 birlik mağlubiyetimiz devam ediyor maalesef ki. Evet maçın bitimine çok az bir süre kaldı. Artık bu maçtan umidi kestim. Açık konuşmak gerekirse. Böyle de bir video açılış yapmak istemezdim ama ne yapalım. Fixtürümüzde sıradaki maç Leipzig olarak gözüküyordu. Bu videoda Leipzig maçıyla başladık. Mağlubiyetle maç başlıyoruz. Geçen videoyu da mağlubiyetle kapatmıştık. Olmuyor yani. Türk gücüne yakışmıyor bu hareketlere yani. Geçen sezona kıyasladığımız zaman harbiden kötü gidiyoruz baya. Ama işte abi bunun sebebi de lig atlamamız ve Bundesliga kolay bir lig değil arkadaşlar. Ee, bu durumdan kurtulacak diyelim Özkaçer için. Değil. Ben zaten ilk sezonda şampiyonluk Bundesliga'da beklemiyordum. Hedefim yani orta sıralarda bitirmekti. Zaten ligin başında da sorulduğunda şey dedik yani orta sıralarda bitirmek. Avrupa hedefi bile koymadı kendimize. Çünkü Avrupa beklentisinde tutup da e, olamazsak ne olacaktı? Takımdan atacaklardı bizi. Ne olacaktı sonra? Bütün emeğimiz boşuna gidecekti. Yani biz e, küme düşmeyelim yeter bizim için. E, sıradaki maçımız Şalke ile olacak. 10. sıradalar. 4 maçlık bir mağlubiyet serimiz var. İnşallah bu seriyi kıracağız bu maçta. Bakalım rakibe gelecek maç dedik, tahmini 11 dedik. Evet, ofansif bir kadroları var. Busquets almış da bu Sergio Busquets değil. Oriol Busquets, bu Sergio Busquets kardeşi herhalde ama onun da özellikleri iyi. Suat Serdar ya şu Suat Serdar'ı bir gözlem listemize ekleyelim. Belki seneye falan kadromuza katarız. O da gurbetçi bir oyuncu. Yani dünya çapında zaten baktığımız zaman e, yani çok kaliteli Türk oyuncu var ama yani hani bir Brezilyalı kadar bir Alman kadar anladınız mı? Çok seviye yok. Yani Alman bin tane mükemmel topçu varsa hani bin tane ortalamanın üstünde topçu varsa Türk elli tane var. Anladınız mı? Yani yüz tane var. Diğer ülkelere kıyasladığımız zaman bizim oyuncularımız eksik az yani. Bu oyunculardan birisi de Serdar Suat Serdar yani Avrupa'da top koşturan Türk oyunculardan birisi. Hani şey Türkiye milli takımında olmasa da Türk asıllı yani. Bizim kadromuzda da öyle oyuncular. Hani Türk Türkiye milli takımında oynaması gerekmiyor bizim kadromuzda bulunması için. Türk uyruklu olsun yeterli bizim için. Türk asıllı olması yeterli yani. Neyse laf fazla uzatmayalım. Takıma bakın çok yaratıcı oyuncuları var. En çok gol oyuncuları ve bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekmiş. Formda olmayan takımlardan birisiymiş. Evet son 5 maçlarında 3 mağlubiyetleri 2 beraberlikleri var. Maçın favorisi olarak gözüküyorlar ama. Şuradan taktik dedik oyun şekli dedik. Kontrollüye alalım tekrardan dengeleyi alalım. Her yerde normal. Ee, kanatları zayıf mı diye gördüm ben. Bakayım şuradan mı Yok kanatlarında bir sıkıntı yokmuş. Karışık olarak devam edelim. Evet karışık olarak devam ettik. Dizilişe baktık. Evet. Abi bu maçta Yusuf Yazıcı oynayacağım. Orkun Kökçü'de bir ünlem var. Ee, Çalanoğlu'nu da Gümüşkaya'nın yerine alıyorum. Tamam mı? Kanat forvet rolünde. Tamam abi. Bu şekilde maçımıza çıkıyoruz. Bu videodaki ikinci maçımız. Kaptan olarak Yusuf Yazıcı çıkacak. <laughs> abi Yusuf Yazıcı'nın liderliği bayağı yüksek. Ondan dolayı her maçta böyle oluyor. Yani normalde oynatmıyorum adamı ama e, onu oynatmadığım zaman... E, Orkun Kökçü ya kaptan normalde. O çıkınca direkt o oluyor yani. Bu arada maçın başında gol yedik konuşurken. Bu ne oğlum? Bu ne hız ya? Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Bu maçta toparlamamız lazım yani. Şu maç belki de kırılma maçımız olacak. Hadi oğlum. Evet, Yusuf Yazıcı kendi kalesine attı. 2-0 oldu. Evet kötü ba kötü başladık. Baya kötü başladık arkadaşlar. Rakipte David Neres de var yalnız. David Neres bayağı bir potansiyel bir oyuncu. Potansiyeline de ulaştı mı oyunda çok bilmiyorum ama yani en az bir dört yıldıza ulaştığını düşünüyorum yani oyunda. Bilgin Oyun oynayayım. İçeride mi oynayayım annene? Anne? Dedem varken nasıl oynayayım annene anne içeride? Hadi be oğlum bir gol bulun artık ya. Vallahi billahi ya. Ne oldu bu Türk gücü München'e ya? Kendinize gelin oğlum ya. Abi Forvet'e oyuncu değişikliği yapacağım. Forvet'e Malik Batmaz'ı alacağım. Yılların golcüsü takımın en eski oyuncularından birisi. Malik Batmaz'ı aldık. Bir de yaratıcı Forvet rolünü alacağım Mali. Onun dışında Kökçü'yü alalım tekrardan abi oyuna. Çünkü o bozdan kökçü ilişkisi iyi oluyor genelde. Yusuf'un bir çok yararı olmadı bu maçta. Bir değişiklik olsun dedik. Ünlem var dedik. korkunda dedik. Ama Yusuf ki, gol atamadığı gibi kendi kalesine de gol attı. Her neyse olabilecek şeyler bunlar maçta. Yani futbol bu sonuç olarak. İsteyerek atmıyor sonuç olarak o golü kendi kalesine. Abi o karambollerde bulun golü ya. Bulun golü ya. Bozdan Çalanoğlu batmaz. Yok yok abi yok. Nazar değdi bizim takıma ya. Gittik Bayern Münih falan yendik. Bir arada güzel seri de yakalamıştık ya. 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra yine bozduk. Evet. <laughs> yani bu maçı da yenemeyeceksek kim yeneceğiz oğlum biz? Evet bu maçı da kaybettik. Bu videodaki ikinci maçımızdan da mağlubiyetle ayrıldık maalesef ki sıradaki maçımız Armenia-Bilfield olacak ee, evet bakın arkadaşlar şu form grafiğine bakın ya çok kötüyüz ya son 5 maçta 5 mağlubiyet 12. sıradayız rakibimiz Armenia-Bilfield 13. sırada e, güven yalçını almışlar takımlarında güven yalçın var Suat Serdar transferinin iyi bir transfer olacağını düşünüyormuş raporcumuz gözlemcimiz Yine gözlemle diyelim. Devam diyelim. Çünkü şu an transfer teklifinde bulunacak şey de değilim. Yusuf Yazıcı sakatlanmış. Çıkartalım kadrodan. Ee, Orkun Kökçü'yü tekrardan aldık. Turan Çalanoğlu'yla bir maç devam edeceğim. Onun dışında başka bakalım. Oyun şekli. Bakmayacağım Rakibe hiç bakmayacağım. Direkt maça çıkacağım. Her yerde pres. Ara toplar direkt karışık. Tamam çıkalım. Evet videodaki üçüncü maçımızı oynuyoruz. Bizim Yusuf Yazıcı sakat. Rakipte de, de bir oyuncu sakat. Yusuf'u zaten sürekli oynatmıyoruz. Onun için çok bir eksik olarak görmüyorum. Rakip bin sakat oyuncusu da çok önemli bir oyuncusu mu onu da bilmiyorum. Bakmadım. Maçımıza başladık. Rakibin hata var. Kaleci Bilgin açıldı ve topu aldı. Evet maça etkili başlayan taraf rakip. Yılmaz orada hareket yaptı uyardı Yılmaz'ı sadece. Rıdvan Yılmaz'ı kart göstermedi. Çalanoğlu'nun önüne doğru top. Çalanoğlu içeri ortalayacakken savunma araya girdi. İçeri doğru bir kornel kullandık. Savunma uzaklaştırdı. Bir kornel daha kullanıyoruz. Bekar uzaklaştırdı. Güvenin önüne doğru bir top ama bilgin açıldı ve topu aldı. Evet 50-50 topa sahip olmada eşitlik var. 5 şutumuz var bizim rakip kale. Rakibin bizim kalemize hala şutu yok. Ee, ama ama İki takımda bizde rakipte golü bulamadı. Yunus orada araya girdi. Şutunu çekti ama top yandan avuta gitti. Evet. Kornel'de Orkan, Or Orkun Köktü'nün Kornel'inde Emran Gedikli ile 1-0 öne geçtik. Güzel. Hadi oğlum. Uzun süre sonra bir galibiyet alabileceğiz herhalde. İnşallah. Diren Türk gücü. Hadi oğlum. 15 dakika daha diren hadi. Bu galibiyet bizi çok iyi moral olabilir. Bizim için bir başlangıç olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Hadi oğlum. Yılmaz Gedikli evet, Gedikli ikinci golünü attı maçtaki ve bizi rahatlattı. 51. ve 83. dakikada attığı gollerle Emran Gedikli'nin 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Maçın bitimine saniyeler kaldı. Rakibin hata vardı, değerlendiremediler ve 2-0'lık galibiyetimizi aldık. Çok şükür uzun süreden sonra e, maçın yıldızı tabii ki Emran Gedikli oldu. Devam diyoruz. 11. sıraya yükseldik. 12. sıradaydık. Ee, Muhammed Sarıkaya 3 hafta boyunca forma giyemeyecekmiş. Zaten forma giymiyordu abi. Neyse devam. Ee, yönetimden durumu güncellenmesi. Maçlar kötü gidiyor arkadaşlar. Yönetim takımı idare etme şeklimizden memnunmuş. Fakat soyunma odasında ve çevresindeki atmosferin en önemli etkeni yardımlaşma faktörüymüş. Ee, yönetim kulübün Ligi orta sıralarda ulaşmasını bekliyormuş. Zaten bizim hedefimiz de oydu. Yani maçlar dışında iyiyiz. Transferlerde yarı derecede memnun etmişiz. Kadro uyumun bayağı iyiymiş şu an. Mali durum iyiymiş. Lig ve kupalarda istenilen yerlerdeyiz. İyiyiz. Sadece maçlarda biraz daha iyi skorlar almamızı istiyorlar. Şuradan fixtüre bakalım. Bu videoya Leipzig maçıyla başlamıştık. Leipzig maçının... Ile başlamıştık. Şuradan Hoffenheim maçıyla bir mağlubiyet serimiz varmış. Hoffenheim, Leverkusen, Augsburg Leipzig, Schalke. Evet 5 maçlık bir mağlubiyet serimiz vardı. Onu çok şükür Arminia Bielfeld maçıyla sonlandırdık. 2-0'lık galibiyetimizde. Sıradaki maçımız Darmstadt'la olacak. Darmstadt'ın başında Erol Bulut var. Tanıdık bir isim var. Şu an Fenerbahçe'yi yöneten Erol Bulut var. Son 5 maçlarında 4 mağlubiyetleri, 1 galibiyetleri var. Gelecek maç dedik. E, Berkay Özcan var. Evet bizim kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Onun dışında Volkan Eğri var. Yine bir Türk futbolcu. Karakaş var. Ne Karakaş bu? İsmail Karakaş var. Evet kadrolarında şu an 3 tane Türk oyuncu bulunduruyorlar. Hatta ilk 11'lerinde belki yedeklerde de vardı. Türk oyuncu bilmiyorum. E, maç, ön maç öncesinde önemli bir sakatlık endişeleri yokmuş. Onun dışında bizim için... E e ne derler ona ya işte avantajların daha çok olduğu bir maç. Kanatlarda kondisyon eksikliği var. Hemen taktiklerden abi ne yapıyoruz? Pas odağını her iki kanat yapıyoruz. Savunma her yerde pres. Kontrol, diziliş. Evet. Muhammed Gümüşkaya'yı tekrardan 11'e alalım. Ee, kanat oyuncusu rolünde. Yunus Hakk'ın kanat forvet rolünde. Tamam gedikli. Evet. Bu şekilde maçımıza çıkalım. Devam kiprit övgü toplamış. Karen'in en iyi futbolunu oynadığı düşünüyormuş. Ne yapmış bu sezon ki? Öyle düşünüyor. Evet 18 gole ulaşmış 25 maçta. 2 tane daha asist yapmış. Ondan önceki 2 sezonda da 20 gol atmış. Yani çok istikrarlı bir oyun sergilemiş. Kariyer sergilemiş bu oyunda. Bu simülasyonda Muhammed Gümüşkaya. Yani ta ilk baştan kaldığımıza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Hani Malik Batmaz'da ikisini oynatmak istiyordum ben. Ama mali kadromuza katmıştık. E, ee, Kipriti kadromuza katmayı başaramamıştık. Sonrasında işte Berke Önde'yi aldık. Ee, Behiç Özeren'i aldık. Forvet derimizi bulduk. Yunus Akgün bu arada çok uzun süreden sonra gol atmayı başardı. Ve bizi 1-0 öne geçirdi. Ee, Muhammed Kibrit ondan sonrasında bizim bir, bir yandan da belamız oldu. Çünkü her tabelinde ne zaman maç yapsak adam bize gol atıyordu neredeyse. Bu arada konuşurken golü yedik. Bir birlik eşitliği sağladı rakip. Gedikli'nin önüne çok iyi pastı. Ama Gedikli üstten avuta attı topu. Evet bir birlik eşitlik devam ediyor. Kökçü'nün korneli kullanıyordu. Ama savunmaya çarptı bir kornel daha kullanıyoruz. Sevinç, Yılmaz. Evet sonuç bulamadık ataktan. Topa sahip olmadı. 52'ye 48'lik rakibin üstünlüğü var. Şutlarda 4'e 3'lük bizim üstünlüğümüz var. İlk yarı bir birlik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Akgün'ün önünde bir pas vardı ama kaleci açıldı ve top aldı. Topa sahip olmada üstünlüğe geçmiştik. Tam onu derken bir daha geri düştük. 51 e 49. Evet. 10. değişikliği yapalım mı abi? Yapalım. Kimi alalım? Ee, Turan Çalanoğlu bu sefer forvet alacağım abi. Turan Çalanoğlu forvette oynasın. Fırsatçı golcü rolü. Ee, onun dışında Anıl yok ya. Anıl kalsın. Anıl'ı almayayım. Yunus gol attı bugün. Adamın şevkini kırmayayım direkt. Hasan Ali adı güzel aldım Bozdağ'ın yerine. Evet dedim. Evet. 72. dakika. Atağımız var. Çalhanoğlu öne geçirdi bizi. Evet oyuna girdi ve golünü attı. Genelde hep bunu yapıyor zaten. Ne zaman... Abi demek ki bu adam kanat değil ya. Forvet yani. Forvet. Ya şu Turan Çalhanoğlu'na şeyi Emran Gedikli'ye verdiğimiz şansı verseydik en az Emran Gedikli kadar e, gol atacağını düşünüyorum ben ama iki oyuncu arasında bir tercih yapmam gerekiyordu mecburen mecburen değil yani de yani Emran Gedikli'yi seçtim ben Turan Çalın'ı da seçseydim ama onun da bu performansı göstereceğini ben düşünüyordum çünkü abi adamı ne zaman oyuna alsak biz adam gol atıyor yani sürekli oynatsak yine atar e, Artık o zaman şöyle bir karar alıyorum. Malik Batmaz'a hani bazı maçlarda hep şans veriyorum ya. Tecrübeli falan diye. Artık bu saatten sonra da Turan Çalanoğlu'na forma şansı verebiliriz. Yunus Akgün maçın yıldızı seçilmiş. Maçın başında bizi öne geçirmişti. Sonrasında gol yedik ama Turan Çalanoğlu'yla da Tona'dan yine e, öne geçtik. Oğlum bu ne? Arkadaşlar ben böyle bir değer görmedim. Yunus Akgün'ün şu an değerine bakar mısınız? 41.5 milyon euro. Oğlum şaka mı bu? 41,5 milyon euro değere ulaşmış Yunus Akgün lan. Bir de bu sezon çok iyi performans göstermemesine rağmen yani. Belki de şu an simülasyonda bir hata vardı. Biraz ilerlettikten sonra belki tekrardan düşebilir. Hani geçen sezon bu değere ulaşsa eyvallah diyeceğim. Neden? Çünkü 33 maç 19 gol 8 asist. Bu, se bu sezon asist yapmış yine 8 asiste ulaşmış. Geçen sezonun tümünde ulaştığı asiste daha sezon bitmeden ulaşmış. Ama gol sayısında baya bir eksiklik var geçen sezonlara göre. Ama değerde abi 41,5 milyon euro ne demek lan? Baya iyi yani. Devam. 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 Şimdi bakalım mı? Değeri kaç olmuş? Düşmüş mü? 41,5 milyon olarak devam ediyor. Maşallah oğlum ya. Evet bu arada arkadaşlar 2030 yılında sözleşmesi bitiyor. Şu değerli bir oyuncuyla abi yeni sözleşme önermek gerekiyor bence. Yani bu değer olmasa bile şu özellikteki bir oyuncuyla yani. Yunus'la sözleşme önermeyip ne yapacağım? 2028'e gelmişiz abi. Ama bakın arkadaşlar şu anda çok para istiyor. 3.8 milyon istiyor. Bizim verebileceğimiz maksimum fiyat bu. Bakalım ne diyor. Kabul etmeyecek tabii ki. Abi yeni sözleşmeyi artık bir dahaki sezonda yapacağız. Maaş bütçemizin çoğaldığı bir zamanda yapacağız ya da. Çünkü şu an yeni sözleşme önerecek paramız yok maalesef ki. Ama şöyle yapabiliriz. Maaş bütçemizden pardon düzeltiyorum transfer bütçemizden düşürüp de maaş bütçemizden maaş bütçemizi arttırıp o şekilde teklifte bulunabiliriz. Onu unutur muyuz abi biz unuturuz ya ben şey yapacağım. Şimdi yeniden görüşme yapabileceğiz mi acaba bakalım. Şuradan unuturuz belki. Ben şuradan oyuncu arama dedim. Kalan maaş bütçesi dedim abi. Şuradan abi transfer bütçesini kapat. Bitirdik transfer bütçesini. Ee, şöyle yapalım da şimdi imza parası falan da ister. 863 binde kalsın be. Şimdi A2 takıma nereden geldik ya? A takım. Yunus Akgün. Şimdi sözleşme öner diyelim. 3.84 istiyor. Biz yine 1.45 verebiliyoruz abi şaka gibi ya. Şu maaş bütçesini yükseltmiyor. Hoca şey yönetim ben deli oluyorum ya. Bu videoda da 4 maç oynadık arkadaşlar. Leipzig, Schalke. O iki maçta yenildik. Arminia, Bielefeld ve Darmstadt maçlarını kazandık. Werder Bremen maçını da oynayalım bence. E, şuradan gelecek maç diyelim. Çünkü hani bugün çekeceğim son video bu herhalde. Ondan dolayı bu videoyu biraz uzun tutalım istedim. Diğer videoda zaten biraz uzun oldu. Bir dahaki videoyu artık yarın falan çekeriz. Ya da bugünün akşam saatlerinde falan çekeriz. Çünkü sürekli de oynayınca telefonun şarjı da dayanmıyor. Cart cürt oluyor. Bir şeyler oluyor işte. Neyse fazla açıklama yapmayalım. Daha da boş açıklama yapmayalım. Bundesliga Daha 6. sırada Werder Bremen. Baktık biz 11. sıradayız. 34 puanımız var. Son iki maçtır galip geliyoruz. İnşallah bu maçta da devam ederiz. Bu serimizi. Evet bir oyuncu değişikliği yapmıyorum. Oyun şeklimiz kontrol her yerde pres hücum. E, pas odamızı karışığa çekelim. Evet diyelim ve maçımıza başlayalım rakipte. 3 tane sakat oyuncu var bizde 2 sakat oyuncu var. Bizim iki sakat oyuncumuz da as oyuncularımız değil yani sürekli ilk 11'de oynayan oyuncular değil. Ondan dolayı fazla bir eksiklik çekmiyoruz. Rakibin diğer 3 oyuncusu yani sakat 3 oyuncusu önemli eksiklerimi onu bilmiyorum. Evet rakibin hata var. Vitek Radonjic ile 1-0 öne geçtiler. Bu sezonki 3. golüymüş Radonjic'in. 14. dakikada 1-0 öne geçtiler. Ee, topa sahip olmadı. 54'e 46'lık rakibin üstünlüğü var. Ee, rakibin bir hata daha var. Radonjic Asan orada araya girdi. Kalecilerine döndüler. Asan, Akgün, Gedikli, Gedikli ile bir birlik eşitliği yakaladık bir biri... <laughs> orada nasıl söyledim lan onu bir biri... Neyse birbirlik eşitliği yakaladık yani Orada nasıl söyledim onu derken Çok kötü bir şey oldu yani Değişik çıktı sesim onu demek istedim Evet ilk yarıyı birbirlik eşitlikle tamamlıyoruz 61'e 39'duk rakibin üstünlüğü var Şutlarda eşitlik var Kaleyi bulan şutlarda eşitlik var Net pozisyonlarda eşitlik var Sadece topa sahip olmada Eee üstünlük var. Skorda da eşitlik var aynı zamanda. Onu söylemeyi unuttum. Evet ikinci araya başladık. 14'te Radoncic ile 10, 14'te Radoncic ile 1-0 öne geçmişlerdi. Ardından 22'de Gedikli ile karşılığı verdik. Bu maçta da bakalım Turan Çalanoğlu'nun oyunu alacağım. Yine golünü atabilecek mi reis? Aldık. Onun dışında bir değişiklik yapalım mı? Yok yapmayalım abi. Evet dedik. 80. dakikada oyuna Turan Çalınan'ı aldık. Atamazsa da kızamazsın adam. 10 dakikada gol atmak kolay bir şey değil yani son 10 dakikada. Oyuna girip de hemen bir uyum süreci de var. Hani adaptasyon maça alışma ısınma süreci de var. Ondan dolayı kızmam ama atarsa da gönlümü çalar reis. Kökçü. Radoncic. Evet. Bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz maçtan. Maçın yıldızı Orkun Kökçe olmuş. Evet. Son maçımızı oynadık bu videodaki. Bu videoda toplamda 5 maç oynadık. 2 mağlubiyet aldık. 2 beraberlik aldık. Düzeltiyorum. 2 galibiyet. 2 mağlubiyet aldık. 2 galibiyet aldık. Son maçımızda da 1-1 bir bir kaldık Werder Bremen'le. Sıradaki maçımız Freiburg'lu olacak. Onu bir dahaki videoda oynayacağız. bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.